vatandaşı alamıyor. Fiyatlar cidden yüksek yani. Yani işte hani görüyorsunuz yani etiketlere tutun isterse benden çok onlar cevap versin yani. Esnafsa gelir elde edemiyor. Millet 10 liralık yani 2,5-3 kilo falan üstünü göremiyoruz. 5 liralık 10 liralık. Yani millette artık nasıl diyeyim abla yani para gücü biraz zayıf. Pazar arabalarını alan haftalık alışverişini yapmak için pazarlara akın etti. Ancak tezgahların önleri de boş kaldı, pazar arabaları da boş kaldı. Sebze ve meyvelerdeki fiyat artışı dolayısıyla vatandaş alışverişini yapmakta yine güçlük çekti. En küçüğünü, patatesin küçüğünü, sonra köylüden en düşük rokayı. Öyle alıyoruz. Sürekli en ucuzunu arıyoruz. Eskiden daha kalitelisini arıyorduk. Şimdi en ucuzunu arıyoruz. Bir kilo alacaksan yarım alıyorsun. Düşürüyorsun tabii ki ama yine hepsinden almaya çalışıyorsun. Yemeden olmuyor. İstediğimiz her şeyi istediğimiz miktarda alabiliyor muyuz peki? Hayır canım, eskisi gibi değil zaten. Artık mesela bazı şeyleri erteleyebiliyoruz. Gıdada bile düşün yani. Ay diyorsun bunu almayalım. Şu zaten mevsiminde değil. Yani şunu almayacağız, şunu yemeyeceğiz. 2 kilo alacaksak 1 kilo, 1 kiloyu yarım kiloya düşürmeye başladık yani. Alışveriş olmayınca esnafta zamlanan akaryakıt ve poşet masraflarını çıkarmakta güçlük çekiyor. Valla çalışıyoruz hep masraflara. Başka hiçbir şey kenara koymuyoruz. Mazota, poşetçiye, masrafa yani başka bir şey yok. Eksiye düşüyor artık. Eksiye. Artı yok. Allah herkese yardımcı olsun. Fiyatlar nasıl? Yüksek mi geliyor vatandaşa? Ya milletin alım gücü kalmadı yani. Gelen mesela 2 tane 3 tane alıyor mesela. Masraflar çok ağır. Atıyorum önceden yani mal yaptığımız yere 1,5 milyarla mazotla gidiyorduk. Şu anda 3 milyara yakın. Yani yarıdan fazla poşet olsun. Yani masraflar yani ikiye katladı her şeyi.